Hey, iyi ki buradasınız. Tarihin en gizemli Türk'ü Oğuz Kağan dosyasını açmanın zamanı gelmişti. Onun dünya hakimiyken Türklere gönderilmiş bir peygamber olabileceğini, hatta Yeciç Mecüc'ü onun hapsetmiş olabileceği iddialarını duymuş muydunuz? Dahası var. Antakya'yı nasıl ülkesinin başkenti yaptı? Çin'deki beyaz piramitlerle olan bağlantısı ne? Nasıl halkını tek bir yaratıcının varlığına iman etmeye çağırdı? Türklerin kökenine doğru içinizi ısıtacak bir yolculuk sizi bekliyor. Bu destansı yolculukta karşılaşacaklarınız sizi bir hayli şaşırtacak. Ve bir yandan da tarihe farklı bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız. O halde hazırsanız başlayalım. Her şey günümüzden binlerce yıl önce Nuh tufanından sonraki o dönemde başlamıştı. Dünyayı saran büyük felaket insanlığı neredeyse yok olmanın eşiğine getirmişken sular altında kalan dünyada insanlık yeni bir döneme merhaba diyordu. Tufanın suları çekildikçe hayatta kalan canlılar yeryüzünü yeniden doldurmaya başladılar. Bunların arasında Nuh peygamber ve oğulları da vardı. Nuh aleyhisselam dünyayı adil bir şekilde oğulları arasında paylaştırırken hikayemizin başlangıç noktası olacak kişiye yani büyük oğlu Yafes'e doğu illerini, Türkistan ve çevresini verdi. Yafes Türkler arasında Olcay Han olarak tanınıyordu ve göçebe bir hayat sürdü. Yaylak ve kışlağını Türkistan'ın verimli topraklarında kurdu. Yafes'in 4 tane oğlu vardı. Karahan, Orhan, Kürhan ve Küshan. İçlerinden Karahan babasının veliahtıydı ve vefatından sonra babasının yerine geçerek padişah oldu. Ve işte geldik Türklerin atası Oğuz Kağan'ın dünyaya gelişine. Karahan'ın eşi Ay Kağan hamileliğinin son dakikalarını yaşıyordu ve sonunda görenlerin dikkatini çeken bir erkek bebek dünyaya getirdi. Henüz ismi konulmamış olan bu bebek Oğuz Kağan'dan başkası değildi. Daha doğduğu ilk andan itibaren annesi onda bir gariplik olduğunu anlamıştı. Çünkü bebek bir türlü annesinin sütünden emmiyordu. Aradan 3 gün 3 gece geçmişti ve süt emmeyen bu bebek karşısında annesi iyice telaşlanmaya başlamıştı. O gece annesinin rüyasına giren bebek dile gelerek konuşmaya başladı. Şayet sütünü emmemi istiyorsan en önce bizi yaratanın tek ve bir olduğuna iman etmelisin anne, dedi. Ter içinde uyanan anne bu rüya karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Birlikte yaşadığı kavminin inanışına göre bizi yaratan tek olamazdı. Birçok tanrı vardı. Önce rüyaya çok dikkate almamıştı. Ama her gece üst üste aynı rüyayı görmeye başlayınca işin ciddi olduğunu anladı. Ve bu durumdan kimseye bahsedemedi. Sessiz sedasız gizli bir şekilde yaratıcının bir ve tek olduğuna iman etti. Ve hemen ardından bebeği sütünden emmeye başladı. Yaşadıkları karşısında adeta şok olmuştu. Ama bebek sadece bir defa süt emdi ve bundan sonra etle beslenmeye başladı. Bebek daha önce görülmemiş bir şekilde oldukça erken konuşmaya başladı ve ona ne isim vereceklerine henüz karar verilmemişken o kendisi için "Benim adım Oğuz Kağan," dedi. Ve böylece kendi ismini kendi koydurtmuş oldu. Oğuz Kağan'ın varlığı ve eylemleri derin bir olgunluk ve bilgelikle bezeliydi. Küçük yaşlardan itibaren yaşamının sonuna dek her daim yaratıcının varlığıyla iç içe yaşayıp onu zikredecek ve minnettarlıkla anacaktı. Uyanıkken de rüyalarında da her anında yüce yaratıcının ismini dudaklarından eksik etmeyecekti. Bu sürekli hatırlama ve dua ona ilahi ışık ve bereketin yolunu açmış ve böylece ok atıcılıkta, mızrak savurmada, kılıç ustalığında herkesi geride bırakacak şekilde her alanda sıra dışı bir yetkinliğe ulaşmasını sağlamıştı.
Artık o sarsılmaz bir imana sahip, hakikat yolunun cesur bir savaşçısıydı. Tek boynuzlu gergedan benzeri bir yaratığı yenerek daha da tanınır hale gelmişti. Başından hiç çıkartmadığı çift boynuzlu bir taç ile dolaşıyordu Oğuz Kağan. Pek çoğunuzun kafasında şu ana kadar bazı soru işaretleri oluştuğunu biliyorum. Oğuz Kağan Allah'a mı inanıyordu? Peki ya Tengiri, Şamanizm ya da o dönemde İslam mı vardı ki? Gibi pek çok yorumla karşılaşacağımı biliyorum. Merak ve acele etmeyin. Az sonra bu soruların cevaplarını çeşitli kaynaklar ışığında inceleyeceğiz. Ve gerekirse yorumlarda da hep birlikte yeniden göz gezdiririz. Şimdilik hikayeyi yarıda kesmek istemiyorum. Çünkü olaylar giderek daha heyecanlı bir hal alacak. Ve hatta Oğuz Kağan aslında Türklere gönderilmiş bir peygamber miydi? Sorusu üzerinde beyin fırtınası yaparken bir yandan da kendimizi Çin'de özellikle Türklerden gizlendiği iddia edilen gizemli beyaz piramitlerde bulacağız. Az sonra. Oğuz Kağan'ın babası Karahan, atalarının izinden giden katı bir şekilde kendi kavminin inançlarına bağlıydı. Bu inancın içinde tanrıların yanı sıra belirli bir ruhu veya enerjiyi temsil eden nesneler, hayvan figürleri, taşlar, ahşap oymalar gibi fiziksel objeler de tapınılan çeşitli araçlardı. Bu nesneler ruhsal varlıklarla iletişim kurmak, koruma sağlamak ve bereket getirmek inancıyla kullanılıyordu. Bu ortamda Oğuz Kağan gençlik yıllarında tek bir yaratıcıya olan inancını bir sır olarak saklamak zorunda kaldı. Bu sırrı yalnızca annesiyle paylaşıyordu. Ancak Oğuz bu sınavın en büyüklerinden birini evlilik döneminde karşılaştığı zorluklar üzerinden göğüsleyerek inançları doğrultusunda onurlu bir şekilde aşmayı başarmalıydı. Babası Karahan, Oğuz evlenme yaşına geldiğinde onu önce bir amcasının sonra diğer amcasının kızlarıyla evlendirme girişiminde bulundu. Ancak Oğuz Kağan bu kadınların putlara tapındıklarını ve tek yaratıcıya iman etmediklerini görünce onları reddetti. Sonunda üçüncü bir amcasının kızıyla karşılaştığında ona tek tanrının varlığına ve birliğine inanması halinde evlenme teklif etti. Kadın Oğuz Kağan'ın bu teklifini coşkuyla kabul etti. Bu durum Karahan ve diğer boy beylerini derin düşüncelerine sürükleyince korkunç bir karar aldılar. Atalarının dininden saparak tek bir yaratıcıya inanan Oğuz ve taraftarlarını acımasızca öldürmeyi planlamaya başlamışlardı. Ancak bu süreçte Oğuz Kağan boş durmadı. Kendisini içten içe yakıp kavuran tevhid inancını önce annesine, sonra yeni eşine ve ardından da yakın dostlarına sabırla ve kararlılıkla aktardı. Bu çabaları sonucunda birçok yiğit delikanlı, mümin ve muvahhid olmayı kabul etti. Ardından gizlice Oğuz'un etrafında toplandılar. Karahan, atalarının yolundan sapma suçuyla Oğuz'u ölüme mahkum etmiş ve bu karanlık emeli bir av partisi esnasında gerçekleştirmeyi planlamıştı. Bu gizli plan oğlu Kağan'ın kulağına ya sevgili eşi ya da annesi tarafından ulaştırıldı. Bu haberle beraber Oğuz durumu sırdaşlarına açıkladı ve onlardan etrafında birleşmelerini istedi. Bu onun ilk mücahitler ordusunun toplanışıydı. Bu imanlı savaşçılar Oğuz'un liderliğinde Karahan ve onun yanında saf tutan Kürhan ve Küshan'ın da bulunduğu toplumun önde gelen birçok üyesini yenerek ilk çarpışmada zafer kazandılar. Bu mücadele Oğuz'un babasının tahtını miras almasıyla sonuçlandı ve ardından Oğuz Kağan topraklarının her bir köşesindeki insanları tek bir yaratıcıya inanmaya ve onun yolunda yürümeye çağırdı. Böylece Oğuz Kağan yeryüzünde ilk mümin ve muvahhid Türk Oğuz Devleti'nin temellerini atmış oldu. Muvahhid yani yaratanın birliğine ve tekliğine inançla bağlı ondan başka hiçbir varlığa ibadet etmeyen demek. Oğuz Kağan tahta geçtikten sonra devletinin sınırlarını genişletmek için doğuya doğru büyük bir sefer düzenledi. Bu yolculukta sınırsız stepleri, derin ormanları ve yüksek dağları aştı. Yolculuğu sırasında karşılaştığı her toplulukla adaletli ve merhametli bir şekilde muamele ederek onları devletinin bir parçası haline getirdi. Doğu'nun zenginlikleri ve bilgelikleri Oğuz Kağan'ın hükümdarlığını daha da güçlendirdi. Ama onun seyahatleri daha yeni başlamıştı.
en meşhur seferlerinden biri güneşin battığı batıya doğru gerçekleştirdiği büyük yolculuk. Bu epik seferde engin denizleri aştı ve batının uzak topraklarını keşfetti. Batıdaki halklarla karşılaştığında onlara Oğuz yasalarını ve adaletini getirdi. Böylece bu topraklar da devletinin bir parçası oldu. Güneşin battığı yerdeki bu fetihler Oğuz Kağan'ın adını dünyanın dört bir yanına yaydı. Batıdaki bu fetihlerden en önemlisi belki de onun Antakya'ya girmesiydi. Oğuz Kağan 90 bin kişilik ordusuyla gelerek Antakya'yı aldı ve burayı devletinin başkenti yaptı. Başkent Antakya'da altından bir taht yaptırıp 3 sene boyunca burada kaldı. Ardından fetihlerine devam eden Oğuz Kağan, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, dünyanın pek çok yerine giderek dünya hükümdarlığına sahip olmuştu. Tarih boyunca dünyaya hakim olan 4 hükümdardan ikisi İslam inancına sahipti. Biri Hazreti Süleyman peygamber iken, acaba ikinci dünya hakimi Oğuz Kağan mıydı? Oğuz Kağan'ın yanında Ulu Türk isminde aksakallı, boz saçları olan yaşlı bir danışmanı vardı. Ulu Türk bir gece rüyasında altın yay ve 3 gümüş ok görmüştü. Bu simgeler Oğuz Kağan'ın hükümdarlığını ve çocuklarının gelecekteki yollarını temsil etmekteydi. Bir gün avlanmak isteyen Oğuz Kağan güçlü yüreğindeki bu arzıyı oğullarıyla paylaştı. Yaşlanmıştı artık. Bir zamanların dinmeyen gücü şimdi hafiflemişti. Fakat iradesi ve aklı tamdı. Gözlerindeki parlaklıkla oğullarını çağırdı ve onlara vasiyetini sundu. Gün, ay ve yıldız isimlerindeki 3 oğluna siz doğuya gidin dedi. Batıya ise gök, dağ ve deniz ismindeki oğullarını gönderdi. Oğuz Kağan'ın 6 oğlu babalarının buyruğu üzerine 2 farklı yola koyuldular. Günhan, Ayhan ve Yıldızhan doğunun zengin av sahalarında avlarını yaptılar ve dönüş yolunda parıldayan bir altın yayla karşılaştılar. Babalarına sundukları bu değerli yay Oğuz Kağan'ı büyük bir memnuniyetle doldurdu. Oğuz Kağan altın yayı 3 eşit parçaya bölerek büyük oğullarına takdim etti ve "Ey ulu oğulların, bu yay sizin olsun. Bundan sonra sizin isminiz Bozoklar" diye seslendi. Diğer yanda Gökhan, Dağhan ve Denizhan batının meydanlarında av peşindeydiler. Onlar da yollarında 3 gümüş ok buldular. Bu buluşu da Oğuz Kağan'a getirdiler ve Oğuz Kağan okları onlarla paylaştırdı. "Ey genç oğullarım, bu oklar sizin olsun. Siz de bundan sonra 3 oklarsınız" diye müjdeledi. Bunun ardından Oğuz Kağan büyük bir kurultay topladı ve tüm halkı da davet etti. Yapılan bu büyük buluşmada Oğuz Kağan yurdunu oğullarına paylaştırdı. Oğuz'un oğulları ve onların nesilleri Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kafkaslardan Balkanlara ve hatta Orta Doğu'ya kadar geniş bir alanda etkili oldular. Oğuz boylarının bu geniş coğrafyaya yayılması tarih boyunca Türk boylarının ve devletlerinin oluşumuna zemin hazırladı. Öncelikle kendimize şunu hatırlatmakta yarar var. Oğuz Kağan'ın hikayesi efsanelerle iç içe geçmiş bir hikayedir. Ve bunun günümüze ulaşana kadar pek çok farklı versiyonu ortaya çıkmış. O yüzden hangi anlatımın doğru olduğuna inanıp inanmamak size kalmış. Bizler onu genellikle Oğuz Kağan destanı ile tanıyor, Türk mitolojisinde, Türk tarihinde önemli bir figür ve Türk halklarının atası olarak görüyoruz. Onun hikayesi bugüne dek sözlü gelenekler ve yazılı bazı eserler aracılığıyla ulaşmış durumda. Kiminiz, o sadece gök tanrı inancındaydı. İslam'la alakası yoktu. Onun inandığı tanrı Allah değildi. Diğer Türkleri hak dine davet etmemişti gibi yorumlarda bulunabilir ve buna inanmak isteyebilir. Düşüncelerinize saygı duyarım. Sonuçta elimizde o döneme ait kesin ve net bir kaynak yok. Ama bu noktada ben de kendi edindiğim kaynakları ve neden aslında Oğuz Kağan'ın tevhid inancına sahip olabileceğini, İslam ışığı altında dünyaya gelmiş özel bir kişi olabileceğini, hatta belki de bir peygamber bile olabileceğine inandığımı, bunun böyle olabileceğinin işaretini hangi kaynaklardan edindiğimi anlatmak istiyorum. Bu arada videomuz bu bölümden sonra çok daha gizemli bir hal alacak.
Reşidüddin Fazullah'ın Cami-ü't-Tevarih isimli eseri Orta İslam devri Türk tarihi için en önemli kaynaklardan biridir. İçinde Oğuz boylarının tam seceresini ve her boyun tarihçesini barındırdığı için Anadolu'nun Müslüman Türklerce iskanına dair bilgilerimizin temel direklerinden birisini oluşturmakta. Reşidüddin direkt olarak Oğuz Türklerinden dinleyerek kaleme aldığı Oğuz Destanı'nda Oğuz Kağan'ın Moğolları hak dine davet ettiği ve onları Allah'a iman etmeleri halinde Türkistan'ı onlara vereceğini söylediği yazıyor. Reşidüddin'in bu eseri Oğuz Kağan Destanı'nı destan olarak kaleme almış olan ilk eser. Bundan önce Kaşgarlı Mahmut Oğuz Kağan'dan bahsetmiş olsa da destan olarak kaleme alan ilk kişi Reşidüddin'dir. Ve Oğuz Kağan'ı Allah'a iman eden, insanları hak dine davet eden biri olarak dinlemiş bizzat Oğuz Türklerinin kendisinden. Bundan yüzlerce yıl sonra yazılmış başka Oğuz Kağan destanları da var. Reşidüddin Fazullah'tan 300 yıl kadar sonra Uygur alfabesiyle yazılan destan ve Oğuz Kağan'dan bahseden daha başka eserler de oluşturuldu. Hatta birçok tarihçi Oğuz Kağan'ın Metehan olduğunu savunurken pek çoğu da onun Metehan olmadığı konusunda hemfikir ki ben de Metehan olmadığını düşünüyorum. Peki hak din derken neden İslam'ı düşünüyorsun? Belki Tengirizm'den bahsediyordu. O dönemde İslam mı vardı? İslam 610 yılında geldi. Yani Oğuz Kağan'dan yüzlerce yıl sonra diye düşünenleriniz olacaktır. Yeri gelmişken bu çok önemli konunun altını çizmek istiyorum. İslam'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ortaya çıktığı gibi yanlış bir inanış var nedense. İslam, Hazreti Adem atamızdan son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar var olan dinin ortak ismidir. Bütün peygamberler kendi toplumlarını hakka, adalete, merhamete ve tevhide yani İslam'a yönlendirmek üzere gelmişlerdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ise tüm insanlığı İslam'a davet etmiştir. Hazreti Musa aleyhisselam da, Hazreti İsa aleyhisselam da dahil olmak üzere tüm peygamberler aynı ilahi mesajı taşımışlar yani insanları Allah'a ibadet etmeye ve onun emirlerine uymaya çağırmışlardır. Bunu tekrar hatırlatmış olarak şimdi bazı Osmanlı tarihçilerinin Oğuz Kağan hakkındaki çok çarpıcı söylemlerine değinmek istiyorum. Oğuz Kağan Zülkarneyn mi? Tarihin derinliklerinde, mitoloji ile tarih arasındaki sınırlarının bulanıklaştığı yerde Oğuz Kağan ve Zülkarneyn arasında ilginç bir bağlantı öne sürüldü. Neşri gibi Osmanlı tarihçilerinden biri, Zülkarneyn belki de Oğuz Kağan'dır diyerek bu tartışmayı açıkça dile getirdi. Bu iddia, tarihi ve mitolojik kaynakların çözümlenmesiyle daha da geniş bir perspektife sahip olmamıza yol açtı. Rüstem Paşa'nın Tevarih-i Ali Osman adlı eserinde de benzer bir ifade yer almakta. Rüstem Paşa diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Zülkarneyn aslında bu Oğuz Kağan'dır. Türk alimi ve müfessiri Vani Mehmet Efendi'nin görüşleri de bu konuda dikkate değer. Vani Efendi, Türkler Kur'an'da bahsi geçen Zülkarneyn'den maksat Oğuz Kağan olduğunu söylerler ki bu hususta tereddüt edilecek bir şey yoktur diye belirtmiş. Bu Oğuz Kağan'ın sadece Türk mitolojisinde değil aynı zamanda İslami kaynaklarda da önemli bir figür olarak kabul edildiğini gösteren güçlü bir iddia. İbni İshak'ın kayıtlarında ise Zülkarneyn'in Yafes'in Türk adındaki oğlunun soyundan geldiğine dair bir bilgi yer alıyor. Bu, Oğuz Kağan ve Zülkarneyn arasındaki ilişkinin kökenine dair önemli bir ipucu sunmakta ve bu iki figür arasındaki potansiyel bağlantıyı daha da güçlendirmekte. Bu noktada çarpıcı bir soru oluşuyor kafamızda. Tüm bunlar gerçekse, o halde kıyamete yakın yeryüzüne çıkıp insanlık adına büyük bir tehdit oluşturacak olan Yecüc-Mecüc kavimlerini Hazreti Zülkarneyn Türklerin yardımıyla bir seddin arkasına hapsetmiş olmalı. Bildiğiniz üzere bir topluluk Yecüc-Mecüc'ü Zülkarneyn'e şikayet edip yeryüzünde onlarla bizim aramıza bir set yap isteklerinde bulunmuştu. Ve Zülkarneyn onlardan demir kütleleri getirmesini ve ardından iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurduktan sonra erimiş bakır getirip üzerine dökmelerini istedi. Ve sonra da körükleyin dedi. Buradan anlıyoruz ki muhtemelen dünyada bozgunculuk çıkaracak olan Yecüc-Mecüc kavimleri Türkler tarafından hapsedildi. Ve böylece tüm dünya büyük bir tehlikeden kıyamete dek Türklerin vesilesiyle engellenmiş oldu. Ki Türk tefsir alimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır şöyle demiştir.
Allahü Alem, Kur'an'ın haber verdiği bu kavim, müfessirlerin naklettikleri veçhile Türk kavmi idiyse, burada Zülkarneyn'e kuvvetle yardım eden Türklerin geçmişte yeryüzünü fesattan kurtarmak için yaptıkları hizmetin ehemmiyeti işaret edilmiş olduğu gibi, Hazreti Muhammed'in bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmesinden sonra onların İslam'a yapacakları hizmete de işaret edilmiş demektir. Gördüğünüz gibi geçmişte pek çok İslam alimi ve tarihçi Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olma ihtimalini ve Yeciç Mecici hapsedenlerin Türkler olabileceğini tartışmış. Şu noktada ilginç bir bağlantı da Zülkarneyn'in set yapması için onlardan demir kütleleri getirmelerini istemesi. Demir kullanımının yeni yeni keşfedildiği çağlardan bahsediyoruz. Bildiğiniz üzere Türkler erken dönemlerden itibaren demir işçiliğinde usta oldular ve bu becerilerini geniş bir coğrafyaya yaydılar. Özellikle Orta Asya'da yaşayan erken Türk toplulukları demir işçiliğinde önemli gelişmelere imza atmışlardır. Göçebe yaşam tarzı ve sürekli hareket halinde olmaları demirin kullanımını zorunlu kılmış. Silah, zırh ve at takımları gibi pek çok alanda demir işçiliğini geliştirmelerine neden olmuştur. Zülkarneyn ve Oğuz Kağan arasındaki bir başka dikkat çekici benzerlik ise onların çift boynuzlu başlıkları. Oğuz Kağan'ın iki boynuzlu taş taktığını biliyoruz. Zülkarneyn'in gizemi de onun isminde gizli. Zülkarneyn isminin iki anlamı var. Çift zamanın sahibi ve çift boynuz sahibi. Yani Zülkarneyn de büyük ihtimalle çift boynuzlu bir başlıkla tanınıyordu. Şimdi Zülkarneyn ve Oğuz Kağan'ın izini sürmek için heyecanlı bir yolculuğa çıkarak Çin'in Xi'an kentinde bulunan ve çarpıcı iddialara neden olan esrarengiz beyaz piramitlere gidelim. Yıl 1945. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nden James Guzman, Hindistan'dan Çin'e uzanan bir yolculuğun ortasında olumsuz hava koşulu sebebiyle alçak irtifadan uçmak zorunda kalmıştı. Bu zorunluluk ona genellikle yüksekten geçerken gözden kaçabilecek detayları yakından gözlemleme fırsatı verdi ve beklenmedik bir şekilde göz alıcı bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Çin'in uçsuz bucaksız ovalarının ortasında Mısır'ın muazzam piramitlerini kıskandıracak ışıl ışıl parlayan devasa bir yapı belirdi uçağın hemen altında. Guzman'ın tanımlamasına göre bu piramit sanki gökyüzünden indirilmiş gibi kristalize bir mücevherin parıltısına sahip saf beyaz bir kapak taşıyordu. Bu olağanüstü keşif 2 yıl sonra Transworld Airline'ın uzak doğu direktörü Albay Morris Sheehan tarafından da teyit edildi. Ve hikayesi dünya çapında heyecana yol açtı. Peki neyin nesiydi bu piramitler? Bazılarının Mısır'daki Giza piramitlerinden bile büyük olduğu söyleniyordu. Bugün Çin hükümeti bu piramitlerin Çin İmparatorluğu'nun ve soylularının mezarları olarak inşa edilmiş olduğunu söylemekte. Hatta içlerinden bazılarını ziyarete açtılar ve turist olarak gezip görebiliyorsunuz. Ama ya diğerleri? Bazı araştırmacılar ve teorisyenler, Çin hükümetinin bu piramitlerin gerçek kökenleri ve tarihi önemleri hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak gizli tuttuğunu savunuyor. Hatta iddialara göre Türklerle ilgili olan bu sırrın dünyada geniş çapta bilinmesini önlemek amacıyla Çin hükümeti bir dizi piramitin üzerini bilinçli olarak toprakla örttü ve üzerine ağaçlar dikerek bu yapıları doğal görünüme kavuşturup böylece bu eserleri görüş açısından çıkartarak sakladı. Bu tür eylemler piramitlerin sadece doğal tepeciklermiş gibi görünmesini sağlayarak uzaktan bakıldığında antik yapıların varlığını gizlemeyi amaçlamakta. Bu iddialar tarih öncesi dönemlerden kalma eserlerin korunması ve araştırılması konusunda genel bir ilke olan şeffaflık ve bilimsel araştırmanın önemini sorgulatmakta. Eğer bu söylemler doğruysa bu durum tarihi gerçeklerin manipüle edilmesi ve belirli bir narratifin desteklenmesi adına yapılan bir girişim olarak görülebilir. Ancak bu tür iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak somut belgeler ve araştırmalar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Gizemlerle dolu dünyamız, keşfedilmeyi bekleyen sırlarla ve geçmişten gelen hikayelerle dolu. Bu hikayelerin en çarpıcılarından biri de işte Çin'in uzak topraklarında yükselen bu eski piramitler ve onların eski Türk medeniyeti ile bağlantısı üzerine kurulu. 2010 yılında Türkiye'den araştırmacı yazar Oktan Keleş, kafayı bu piramitlerin sırrını çözmeye takıp kalktı ve bir ekip kurarak Şiyan'daki bu bölgeye gitti.
Çin askerlerinin yaklaştırmadığı bu piramitlerden birine gizlice girmeyi başardığını söyleyen araştırmacı, başına gelen ve içeride keşfettikleri olağanüstü bazı şeyleri uzunca kaleme alarak bizlerle paylaştı. Bu macerasında Türk araştırmacı, 83 yaşındaki bir Çinli bilge ile karşılaştığını ve bu yaşlı bilgenin piramitin derinliklerinde saklı kalmış resimler, mumyalar ve yazıtlar hakkında bilgiler verdiğini iddia etti. Daha da büyüleyici olanı, yaşlı Çinlinin 120 yıl yaşadığı söylenen dedesinden aktardığı, bu piramidin Türklere ait dünyanın ilk kütüphanesi olabileceği iddiası. Türk araştırmacı, Şiyan bölgesinde bir süre kalarak uzun uğraşlar sonucunda bu yasaklı piramitlerden birine gizlice girmeyi başardığını söyleyerek içeride gördüklerini de paylaştı. Piramidin içinde yakalanma korkusuyla geçen kısıtlı zaman içerisinde kayalara çizilmiş ve eski Türklere ait olduğu düşünülen bazı antik yazıtlar ve bir de dikkat çeken çift boynuzlu bir heykel ile karşılaştılar. Araştırmacı bu figürün ne olduğunu sorduğunda yaşlı bilge bu figürün Türklerin atası Oğuz Kağan'ı temsil ettiğini söyledi. Bu iddialardan sonra pek çok kişinin kafasında aynı soru oluştu. Acaba Oğuz Kağan'ın mezarı tam da burada mı? Araştırmacının bu keşfini kaleme aldığı yazısından çok daha fazla bir bilgiye maalesef sahip değiliz. Gerçekten de böyle bir konuda yerel halktan alınan bilgilerin önemi büyük olmakla birlikte bu tür bilgilerin daha geniş bir belgesel kanıt yelpazesiyle desteklenmesi gerekmekte. Dünya genelindeki yaygın görüşe göre Çin'deki bu piramitlerin eski Çin hükümdarlarının mezarı olduğu ve Han Çinlileri tarafından inşa edildiği kabul görmekte. Dolayısıyla Çin'deki piramitlerin Türklere ait olduğunu iddia eden görüşler bilimsel kanıtlarla desteklenmediği sürece tarihin derinliklerinden gelen bir gizem olarak kalmaya devam edecek gibi duruyor. Elbette ki gelecekte bu konuda yeni keşifler yapılabilir ve mevcut anlayışımızı değiştirecek bilgiler ortaya çıkabilir. Ancak şimdilik bu iddiaların gerçekliğini kesin olarak kanıtlayacak delillerin olmaması bu konudaki merak ve tartışmaları daha da körüklemekte. Bu, geçmişin gizemlerine olan ilgimizi canlı tutan ve tarih öncesine dair anlayışımızı sürekli olarak sorgulamamıza neden olan bir durum. Şunu da unutmamak gerek. Çin, kendi içinde sakladığı sırlarla adeta kapalı bir kutu gibi. Bu gizemli hikayeleri çözme çabamızda karşılaştığımız bir gerçek var. Kendi coğrafyamızın araştırmacılarına ve tarihçilerine, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bilgelere gereken değerin verilmediği. Batıdan gelen kaynakların kendi yerel kaynaklarımıza tercih edilmesi, tarihin anlatımında bir ön yargıyı da beraberinde getiriyor. Bu durum, tarihin sadece belirli bir bakış açısıyla, belirli kişilerin inançları ve çıkarları doğrultusunda yazılabileceği gerçeğini gözler önüne seriyor. Tarih, zaman zaman belli eller tarafından şekillendirilmiş, anlatılmış ve hatta manipüle edilmiştir. Çin'in geçmişten günümüze Türklerle olan ilişkileri göz önüne alındığında bu piramitlerin ve diğer tarihi eserlerin üzerindeki sırların açığa çıkması sadece tarihi bir merak konusu değil, aynı zamanda kültürel ve politik bir öneme de sahip. Bu nedenle tarih sahnesinde Türklerin oynadığı rolü inkar etmek, tarihin bütünlüğünü göz ardı etmek anlamına gelir. Türkler tarih boyunca sadece kendi coğrafyalarında değil, dünya tarihinde de derin izler bırakmıştır. Son olarak Alman iktisatçı Fritz Neumark'ın bir sözüyle bitirelim. Tarihten Türkleri çıkartırsanız, ortada tarih diye bir şey kalmaz.